Muhammed Bahaddin Buhari, Kuddise Sürru, Şah-ı Nakşibend. Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Hinduvan köyünde miladi 1318 yılının Muharrem ayında dünyaya geldi. Çok önceden müjdelenen, beklenen, özlenen bir gelişti bu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 7 asır sonra dünyayı şereflendiren bu mübarek torunu, dedesinin sadece adını değil, kokusunu da taşıyacaktı sonraki zamanlara. Abdülkadir Geylani Kuddüs-i Sürruh o kokuyu almış, Buhara taraflarından Muhammedi meşrep bir velinin zuhur edeceğini 1,5 asır kadar önce haber vermişti. Daha yakın zamanlarda ise sık sık Kasr-ı Hinduvan'ı ziyaret eden Hacı Muhammed Baba Semmasi Kuddüs-i Sürruh her defasında Kasr-ı Hinduvan yakında Kasr-ı Arifan olacak. Çünkü burada bir er kokusu alıyorum, diyordu. Seyyid Muhammed Bahaddin Kuddise Sürru henüz 3 günlük bir bebekken babası onu aldı. O gün yine Kasr-ı Hinduvan'ı ziyaret eden Hacı Muhammed Semmasi Kuddise Sürru Hazretlerinin meclisine varıp duasını istedi. Hacı Hazretleri Bahaddin'i şefkatle bağrına bastı. "Bu benim manevi evladımdır," buyurdu. Meclistekilere dönerek, "Kaç zamandır kokusunu aldığımız er kişi bu çocuktur. İnşallah ileride insanları irşad edecek kamil bir rehber olacaktır," dedi. Sonra Bahaddin'i halifesi Emir Külale Kuddise Sürruh ısmarladı. Terbiyesiyle meşgul olması için onu görevlendirdi. Büyüklerin Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürruh Hazretlerinden aldıkları peygamber kokusundan murat, her hususta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla kazanılan kemalat idi. Ehl-i sünnet çizgisini kıyamete kadar muhafaza edecek olan takdir-i ilahi, bu yolu bir kere daha ihya için onu hem suret hem siret itibariyle Habibine benzeterek gönderdi bu dünyaya. Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürruh Hazretlerinin siması, boyu, yürüyüşü, konuşması, tebessümü, hitap ettiği kişiye bütün vücuduyla dönmesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benziyordu. Tıpkı onun gibi insanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Kendi eliyle arpa eker ancak kifaf miktarı kadar mahsul yetiştirerek nafakasını bununla temin ederdi. Evinde eşya olarak sadece eski bir kilim vardı. Son derece alçak gönüllüydü. Misafirine kendisi hizmet eder, ekmeği kendisi pişirir, sofra işlerini kendisi görürdü. Çok şükreder, ihvanına da her durumda şükretmelerini öğütlerdi. Hac farizası için Mekke'de bulundukları sırada, Buhara'daki oğlunun vefat ettiği Mina'dayken kendisine malum olunca, bu hususta da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a benzediği için Cenab-ı Hakk'a şükürler etmişti. Hayatı boyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sünnetlerini hayatına aktarmaya, onun gibi yaşamaya çalıştı ve bağlılarına böyle örnek olmak istedi. Allah aşkını hafî zikirle nokta nokta kalplere nakşeylediği için insanlar ona Nakşibend dediler. Bu ünvan kendisinden sonra Hacegan yoluna isim oldu. Yolun yeni bir isimle anılmaya başlaması, Şah-ı Nakşibend Kuddise Sürruh Hazretlerinin eskiye nispetle yaptığı bazı düzenlemelerden de kaynaklanıyordu şüphesiz. Mesela cehri zikir yerine hafî zikri getirmişti. Sünnet çizgisini daha da belirginleştirmiş, hizmet ve sohbeti halvete tercih etmişti. Fakat galiba onun asıl vazifesi yolun tehlikelerini azaltmaktı. Kurtuluşa ermek isteyen bir tek insanın bile tasavvufun sarp geçitlerinde ayağının kayıp telef olmasına gönlü razı değildi çünkü. İrşada başladığı ilk zamanlarda günlerce başını secdeden kaldırmadan tasavvufta neticeye vasıl eden külfeti ve tehlikesi az bir yol istedi Allah Teala'dan. Duaları kabul oldu. Yemede, içmede, kıyafette, usul ve adette itidali esas alan, kalbi vesveselerden korumaya, güzel ahlakla ahlaklanmaya ve sünnetlere uymaya dayalı bir yol ihsan edildi Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürruh Hazretlerine.
Lakin yıllar süren, alışılmışın dışında son derece meşakkatli bir sürecin sonunda ele geçmişti bu ihsan. Hacı Muhammed Baba Semmasi Kuddise Sürru vefatından hemen önce Hacı Azizan Kuddise Sürru Hazretlerinin tacını o sıralar Kasr-ı Hinduan'dan henüz çocuk denecek yaşlarda olan Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürru Hazretlerine göndermişti. Hacegan büyüklerince ona yüklenen sorumluluğun ilk işaretidir bu. Fakat önce zahiri ilimlerden geçmesi gerekmektedir. Semerkant ve Buhara'da 18 yaşına kadar şer'i ilimleri öğrenip tahsilini tamamlar. Seyyid Emir Külal Kuddise Sürru Hazretlerinin Hacı Muhammed Baba Semmasi Kuddise Sürru Hazretlerinin vasiyeti üzerine onu himayesine alıp yetiştirmesi bundan sonradır. Zahirdeki mürşidi Emir Külal Kuddise Sürru Hazretleridir ve 7 yıl onun murakabesinde sülukunu tamamlar. Bu safhada mürşide hürmet ve hizmette asla kusur etmemekle beraber bazı sohbet ve zikir meclislerinde diğer sufilere rahatsızlık veren kendine mahsus halleri zaman zaman şikayet konusu olmaktadır. Böyle şikayetler karşısında Seyyid Emir Külal Kuddise Sürru her defasında "Oğlum Bahaddin'in halleri Hak Teala'nın özel nazarlarının himayesi altındadır. Mürşitlerin nazarı da Yüce Allah'ın nazarına bağlıdır. Bu sebeple onun halleri hususunda benim bir tercihim olamaz." diyerek Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürru Hazretlerinin alışılmışın dışında çok farklı bir tarzda yetiştirildiğine işaret eder. 7 yıl süren sülükünün sonunda dergahtan uğurlanırken mürşidinin tembihinden bir kere daha anlaşılacaktır bu farklılık. Seyyid Emir Külal Kuddise Sürru Hazretleri, "Oğlum Bahaddin, elhamdülillah Hacı Semmasi'nin vasiyetini yerine getirdim. Göğsümde olanı sana verdim. Ruhaniyet kuşun beşeriyet yumurtasından salimen çıkmış, benim vazifem tamamlanmıştır." diye başlar söze. Bundan sonra beklenen ona hilafet ve irşat izninin verildiğinin bildirilmesidir. Ama beklenen olmaz. Emir Külal Kuddise Sürru şöyle devam eder. "Artık yükseklerde kanat vurmanın vaktidir. Lakin bu hususta benim sana vereceğim bir şey yoktur. Var git, nerede bir marifet kokusu alırsan onu talep eyle." Bahattin hala talip mevkindedir ve suluku tamamlanmamıştır anlaşılan. Başka başka yerlerde onun için hazırlanmış, aranıp bulunması gereken nasipler vardır. Uzun, meşakkatli bir yoldan devşirilecektir bu nasipler. Önce Mevlana Arif Dikkerani Kuddise Sürru Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Ardından kısa bir süre Küsem Şeyh'in dergahında bulundu. Sonra Yeseviye silsilesinden Halil Ata'nın hem dervişlik hem sultanlık zamanlarında yanında oldu. 20 yıl süren bu dönemde önüne nice sırlar açılmış, nice mertebelerden geçmişti. Artık yolun sonuna geldiği zannıyla kendinden hoşnut bir halde Nesef'e, önceki mürşidi Emir Külal Kuddise Sürru Hazretlerini ziyarete vardığında büyük itibar göreceğini umdu. Galiba biraz büyüklenerek girmişti dergaha. Seyyid Emir Külal Kuddise Sürru onun yüzüne bile bakmadan müritlerine döndü. "Bu da kim böyle?" diye sordu. "Bahattin'dir," dediler. "Derhal çıkarın onu buradan," buyurdu. Bahaddin Nakşibend hemen dergahtan kapı dışarı edildi. Ağır bir imtihandan daha geçiyordu. Sonraları kendisi bu hadiseyi anlatırken, "Az kalsın nefsim galebe çalıyordu," diyecekti. Toparlanıp kendine geldi, ne yapması gerektiğine karar verdi. Soğuğa, yağan kara rağmen başını dergahın eşiğine koydu. Sabaha kadar öylece bekledi. Sabah onu kapı önünde donmak üzereyken bulan Seyyid Emir Külal Kuddise Sürru, gözlerinden öperek içeri aldı ve dedi ki, "Ey oğul, senin için hiç kimseye nasip olmayan bir saadet libası biçildiğini bilesin. Lakin onu giymenin vakti henüz gelmemiştir." Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürru hem o vakte ulaşmak hem kemale erdim zannından kurtulmak için insanlara hizmete koyuldu. Belde belde dolaştı.
rastladığı her hasta, düşkün, miskin, zayıf kimsenin müşkülünü gidermek üzere en ağır işlerin altına girdi. Rahatı kendisine haram kılmış, aylarca azat kabul etmez bir köle gibi çalışmıştı. Nefsini yenmiş miydi acaba? Seyyid Emir Kulal Kuddüs'e sürru hazretlerine varmalı, onun terazisinde tartılmalıydı. Günlerce aç susuz, uykusuz, durup dinlenmeden yol aldı. Nesef'e vardığında ayakta duracak takati kalmamıştı artık. Balçıktan yapılmış kapları pişirmek üzere fırına sürerken buldu müridini. Emir Külal Kuddise Sürru topraktan çömlek yapar bununla geçinirdi. Bahaddin'i görünce sevinmişti. "Ey oğul, iyi vakitte geldin," dedi. "Kapları fırına koyduk ama odun yok. Tam da odun toplayacak birini arıyorduk. Sen iyi geldin." Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürru anladı anlayacağını. Emredilen hizmeti görüp sessizce ayrıldı oradan. Kendini sahralara vurdu. Kurda kuşa karıştı. Yaralı ve hasta hayvanları bulup tedavi ediyor. İnsanlardan sonra hayvanların hizmetine koşuyordu şimdi de. Daha önce hiç yaşamadığı halleri, fevkaladelikleri yaşamaya başlamıştı. Sık sık cezbeye kapılıyor, kendinden geçerek bir yerlerde yığılıp kalıyordu. Zor bir geçitteydi. Çok sonraları, "Biz bu kemali kitaplardan almadık. Mahlukata hizmetle bulduk." buyuracaktı ki kastettiği bu zor zamanlardı. Cezbesinin çoğalıp fevkalade hallerinin artması üzerine Buhara yakınlarındaki Zivertun köyüne çekilip buraya yerleşti. Geceleri çıkıp dolaşıyor, çevrede bulunan büyük zatların mezarlarını ziyaret ediyordu. Yine böyle bir gece gelen hale tabi olup birçok mezarı ziyaret etmişti. Dolaştığı mezarların hepsinde bir kandil yanıyordu ve tuhaftır, bunların ışığı aynı derecede körelmişti. Kandillerin yağı da, fitili de vardı ama alev veren uç kısmı bir müddet sonra yanıp tükendiği için fitiller yağa gömülüyor, bu da ışığın azalmasına yol açıyordu. Biri bu kandillerin fitilini biraz hareket ettirip ucunu yukarı çekse alevlenip parlayacaklar diye geçirdi aklından. Gecenin sonuna doğru yönlendirildiği mezdahın mezarlığına varmış, burada da aynı şekilde bir kandil görmüştü. Kıbleye dönerek oturdu, bir gaybet haliyle kendinden geçti. Mana aleminde tam karşısında bulunan bir duvarın yarıldığını, arkasında büyüklerden birinin oturduğunu, bir tahtın peyda olduğunu müşahede etti. Tahtın etrafında halkalanıp oturan bir cemaat vardı. Yeşil bir perdenin gerisindeki tahtta oturan zatın yüzünü göremiyordu ama etrafında oturanlardan Hace Semmasi Kuddüs'e Sürru Hazretlerini tanımıştı. Diğerlerinin de Hacegen yolunun büyükleri olduğunu tahmin etti. Fakat tahtta oturan kimdi acaba? Cemaatten biri onun içinden geçirdiği bu suali duymuş gibi "Tahtta oturan büyüğümüz Hacı Abdülhalik Gonjduvani Kuddüs'e Sürru Hazretleridir." dedi. Sonra diğerlerinin isimlerini saydı. Yanılmamıştı. Hacı Arif Rivgeri, Hacı Mahmud İncir Fahnevi, Hacı Azizan Ali Ramiteni, Hacı Muhammed Baba Semmasi Kuddise Sirruhu ve Hacegan silsilesinin bazı büyük halifeleriydi bu kimseler. Cemaatten bir başkası, "Kulağını aç, iyice dinle. Hacı Abdülhalik sana nasihat edecek," dedi. Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürru Hacenin elini öpmek diledi. İzin verdiler. Perdeyi kaldırdılar. Vardı, selam verip elini öptü, huzurunda durdu. Abdülhalik Gonjduvani Kuddise Sürru Hazretleri "Kandillerdeki hali bildin mi?" diye sordu. Sonra cevap beklemeden buyurdu ki "Kandillerin hali senin halindir. Yağı da var, fitili de var. Ama ziyası olması gereken kadar değil. Ey Bahaddin, Allah Teala sana ilmini dün vermiş, ikramda bulunmuş, kabiliyet ihsan eylemiş. Her şeyin tamam. Peki eksiğin nedir ki ışığın cihanı aydınlatmaz?" Bahaddin Nakşibend Kuddise Sürru cevabı biliyordu. Kandillerin fitilinin hareket ettirilmesi, kımıldatılması gerektiğini biliyordu.
Demek kendisinin de harekete geçmesi, davranması gerekiyordu. Hace nasıl davranacağını da söyledi ona. "Ey Bahaddin," dedi. "Ayağını şeriat yoluna koyacaksın. Emirde ve nehide istikamet üzere olacak, bidatlardan sakınacaksın. Ruhsatlarla değil, azimetlerle amel edeceksin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hadislerini öğrenecek, bütün sünnetlerini işleyeceksin. Sahabe-i kiramın izini süreceksin." Muhammed Bahaeddin Nakşibend Kuddisesirruh Hazretleri sonraki zamanlarda da Hacı Abdülhalik Goncuvani Kuddisesirruh Hazretlerinin ruhaniyetine intisapla ondan feyiz almayı sürdürdü. Hafi yahut kalbi zikri Hızır Aleyhisselam'ın başlangıçtaki talim ve telkini üzere Hace'den bu safhada öğrenip tatbik eyledi. Bütün sünnetleri ihya için bir kere daha yeni baştan hadis öğrenmeye koyuldu. Hacı Abdülhalik Goncuvani Kuddisesirruh onun gönül kandilindeki ışığı canlandırmıştı. O da Hace'den miras kalan kutsi kelimatın 8 prensibini 8 kandil gibi daha bir canlandırdı. Mürşidinin manevi işaret ve tasdikiyle bunlara 3 prensip daha ilave etti. Kandillerin sayısı artıp 11'e çıkmış, ziyası çoğalmış, yol daha da aydınlatılmıştı. Üveysilik denilen ilahi ikram eseri istisnai bir terbiye metodundan da geçmiş oldu böylece. Üveysi nitelemesi Üveys el-Karani, Veysel Karani Hazretlerinin adından geliyordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın devrinde yaşamasına rağmen onunla hiç görüşememiş olan bu büyük peygamber aşığı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın manevi himmetiyle yetiştirilmiş, yüksek mertebelere erişmişti. Tasavvufta kendisinden çok önce yaşadığı yahut çok uzaklarda bulunduğu için göremediği bir mürşit tarafından irşat ve terbiye edilen sufilere üveysi denmesi bu hadiseye telmihledir. Böyle bir nailiyet, samimi bir aşk ve iştiyakın mükafatı olmalıdır. Artık Kasr-ı Hinduan'a dönüp irşat bayrağını açmanın vakti gelmiştir. Zira son demlerini yaşayan Seyyid Emir Külal Kuddisesirruh Hazretleri bağlılarına onu işaret etmekte, "Bahaeddin'e uyun," demektedir. Bir kısım sufilerin "ama o zikir hususunda size uymamaktadır," hatırlatması üzerine sesini yükseltip kesin bir dille şöyle buyurur: "Bahaeddin'e uyun. Onun her ameli Hak Teala'nın hikmetine mebnidir. Onun işlerinde kendi seçimi yoktur. Bahaeddin'in eteğini bırakmayın." İnsanlar Kasr-ı Hinduan'da yanan kandilin ışığına koştular. O ışığın aydınlattığı Nakşibendi yolu sünnete ittiba ile kat ediliyordu. Sünnete uymaksa kararlılık ve tahammül istiyordu şüphesiz. Bahaeddin Nakşibend Kuddisesirruh Hazretleri azim ve sabır gösterilirse eğer bu yolda az zamanda çok kazanç olduğunu müjdeliyordu gelenlere. Kandilin fitili kımıldatılmış, ışığı karanlıklara dağıtıp nice sırları ayan eylemişti. Kasr-ı Hinduan, Kasr-ı Arifan oldu. Çünkü bu sıralar sakalının beyazı, siyahını geçen Seyyid Muhammed Bahaeddin Buhari Kuddisesirruh Hazretlerinin Şah-ı Arifan olduğu bütün Allah dostlarınca teslim edilmişti. Şah-ı Nakşibend Kuddisesirruh, riyazet ve mücahedesini tasavvufun en zor geçitlerini aşarak tamamlayan bir mürşid-i kamil olarak bağlılarını mutedil, tehlikesiz ve sade bir yola sevk ederken bu yolun dinin hudutları dahilinde bulunduğuna bilhassa dikkat çekti. "Bizim yolumuz ihsan mertebesini gözeterek Müslümanlığı yaşamaktır," buyurmuş. Bunun için de ahkama bağlılığı, takvaya riayeti ve azimetle amel etmeyi şart koşmuştu. Işığına gelenlere tarikatın edepten ibaret olduğunu hatırlatırdı sürekli. Onları Allah'a Celle Celaluhu, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ve mürşitlere karşı her daim edepli olmaya çağırdı. İnsan emirlerini yapıp yasaklarından sakınarak, mahsivayı terk ederek Allah'a karşı edepli olabilirdi ancak. Resulullah aleyhissalatü vesselama karşı edep her iş ve halde ona uymakla gösterilebilirdi.
Mürşit karşısındaki edepse onun sohbetini ganimet bilmekle, huzurunda da gıyabında da hatırını yüksek tutmakla mümkündü. Bir velinin rehberliğinde her an nefse muhalefetle kendini murakabe eden, sık sık muhasebe yapıp kendini hesaba çekerek tövbeyle hatadan dönenlerin müşahede ehli olabileceğini müjdeledi. Fakat letaifin kaybolmaması helal lokmaya bağlıdır der, ibadetlerden tat alınabilmesi için de helalinden kazanıp yemenin, haramlardan ve şüpheli şeylerden uzak durmanın şart olduğunu söylerdi. Halvetteki şöhret tehlikesine işaretle müritlerinin inzivaya çekilmesini istemez, onlara yaşanan hayatın içinde yer almalarını, başkalarına yük olmadan nafakalarını kazanmalarını, gönüllerine almadan dünya ile de uğraşmalarını salık verir, el kârda ama gönül yârda olsun buyururdu. Kendisi de tekkede oturup beklemeyi tercih etmez, insanların arasına karışır, ziyaretlere gider, seyahatlere çıkardı. Sohbet ve hizmetle yetiştirdi bağlılarını. Onları bilhassa imanla ilgili meselelerde tartışmaktan men eder, herkesin kendi kalbiyle meşgul olmasını öğütlerdi. Müritlerine, kendiniz için himmetten, başkaları için hizmetten bir an bile geri durmayın derdi. Mürşidin himmeti arşa uzanan bir merdivendi ama bu merdivenle yükselmek için müridin de himmeti yani gayreti gerekiyordu. Bu gayret devamlı olmalıydı üstelik. Çünkü bir kere koşmakla av yakalanmaz buyurmuş ve şöyle ilave etmişti. Avı sürekli kovalayan kimse tutar. İnsanlara hizmetin özü ise onlara ahiretini kazandırmaktı. Bu da söz ile değil, hal ile olacak bir işti şüphesiz. Öyleyse, diyordu Şah Nakşibend Kuddise Sırrı Hazretleri, bu yolun yolcuları dinini iyi öğrenmek, hakkıyla yaşamak ve başkalarına numune-i imtisal olmakla mükelleftir. Şah Nakşibend Kuddise Sırrı Hazretleri keramete değer vermez, keramet talebinden hoşlanmazdı. Hele Allah dostlarını imtihan eder gibi onlardan keramet beklentisine girmeyi edepsizlik sayardı. Ona göre marifet keramette değil, istikamet üzere olabilmekteydi. Bir gün Buhara'nın bir köyünde konaklamışlardı. Köyün sakinleri onun sohbet ve ziyaretine koştular. Köylülerden biri gelirken bir sepet dolusu armut da getirmiş, meyveleri ikram olarak Bahaddin Nakşibend Kuddise Sırrı Hazretlerinin önüne koymuştu. Şah Nakşibend Kuddise Sırrı bu armutları onları getiren de dahil olmak üzere mecliste bulunanlara birer birer dağıttı. Fakat yememelerini tembihledi. Sonra o köylüye dönüp, ''Söyle bakalım, bu ikramda bulunmaktaki asıl maksadın neydi?'' diye sordu. Köylü başı önünde gözlerini elindeki armuda dikmiş mahcup bir halde şu itirafta bulundu. Efendim, sizin keşif ve keramet sahibi bir mürşidi kamil olduğunuzu duymuştum. Acaba hakikaten öyle midir, değil midir diye denemek istedim. Sepetteki armutlardan birine işaret koymuş. Eğer bu zat dedikleri gibi biri ise bu armutu bulur bana verir diye düşünmüştüm. Bağışlayın, boş bulunup cahillik ettim. Şah-ı Nakşibend Kuddise Sırru, peki elindeki armut işaretlediğin meyve miydi? Diye tekrar sordu. Adam utana sıkıla, evet diyebildi yavaşça. Bahaddin Nakşibend Kuddise Sırru Hazretleri cemaate döndü ve buyurdu ki, Allah'ın veli kullarını böyle basit düzenlerle denemeye kalkışmak uygun değildir. İstikamet üzere ise, Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetini yaşıyorsa eğer, bir mürşidi imtihana hacet yoktur. İstikametten daha doğru bir ölçü olamaz çünkü. Biz bu adama işaretlediği meyveyi keramet göstermek için değil, bizden uzak kalıp zarar görmemesi için bulup verdik. Bahaddin Nakşibend Kuddise Sırrı Hazretleri, tasarrufu zaman ve mekanla sınırlı olmayan büyük velilerdendi. Buharalılar, kuraklık gibi
Düşman kuşatması gibi musibetlerle karşılaştıklarında ona koşar, onun duasıyla selamete çıkarlardı. O Buharalılar için hala Hace-i Belagerdan, yani belaları def eden velidir. Böyle üstün hallerine, cihanı tutan şöhretine rağmen devrin alimlerine tasavvufi görüşlerini anlatıp onlardan yanlışı varsa düzeltmelerini isteyecek kadar mütevaziydi. Bu sebepledir ki sufiler kadar zahir ulemasından da büyük saygı görmüştür. 1389 yılında Kasr-ı Arifan'da vefat etti. Mezarı oradadır. Vefatından sonra sevenlerinden biri onu rüyasında görmüş, "Hangi ameli işleyeyim ki kurtuluşa ereyim?" diye sormuştu. Şah-ı Nakşibend Kuddüs-i Sürruh Hazretleri'nin cevabı kısaydı ama ne yapmamız, nasıl yol almamız gerektiğini anlatmaya yetiyordu. Şöyle buyurmuştu: "Son nefeste neyle meşgul olmak lazımsa onunla meşgul olunuz." Allah-u Zülcelal yolundan, izinden, şefaatinden ayırmasın.